Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu akşamki dersimizde Hidaye kitabından abdesti bozan hususları tekrar gözden geçireceğiz. Daha evvelden bu hususta Hidaye kitabı ile alakalı 5 tane video yapmıştık. Şimdi 6. dersimizdeyiz. Tabi ders esnasında sorusu olan kardeşler bizim mail adresimizde alikarahoca@gmail.com kısa mesaj yazabilirler. Mümkün olsa cevap vereceğiz inşallah. Şimdi abdesti bozan şeyleri kısaca gözden geçirelim. Daha evvel de ne demiştik? Küllüme ayahı rücümüne sebileyin. Ön arka yoldan çıkan her şey abdesti bozar. Böylece mutat olan diyoruz. Yoldan gelen şeyler abdesti bozar. Bir de ayetten mutat olmayan bedendeki çıkan kan, irin gibi şeyler temizlenmesi lazım gelen yere ulaşınca bizim mezhebimizde abdesti bozar. Çünkü o da ne oluyor? Bedende çıkan bir kan çıktığı yerde kalırsa bozmaz ama kenarına geçince temizlenmesi lazım geldiği için hades bedene geliyor, abdesti bozuyor. Hadis-i şerifte zaten el vudu'u min külli demin salin, akan her kandan dolayı abdest lazımdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ağız dolusu kusmak abdesti bozuyordu. Çünkü ağız dolusu onun üzerine oluyor artık. Onunla konuşmak, ağız tutmak mümkün olmuyor. Evet. Bir iki damla veya az olması bozmuyor. Tabi burada imamlar arasında ihtilaf var. Ebu Yusuf meclisin bir olmasına bakıyor. İmam Muhammed ise sebebin bir olmasına bakıyor. Yani hangi sebepten kaynaklanıyorsa kusmak, ondan dolayı iş değişiyor. İmam Muhammed'e göre sebepler aynıysa onları toplarız. Böylece ağız dolusuna ulaşırsa abdesti bozar diyor. Mideden gelen abdesti bozar. Balgam hususunda. Baştan gelen bozmaz. Mideden gelen de bize göre bozmaz ama İmam Yusuf'a göre o necaset mahallinden geri geliyor. Çünkü mideye inen yiyecekler yanıyor, değişiyor. Necaset mahalline dönüşüyor. Oradan geldiği için diyor İmam-ı Yusuf'a göre ağız olsa olsa bozar diyor. Biz de diyoruz bu kaygan bir şeydir. Balgam. O üzerinde necaset tutmaz. Onda olan az bir necaset bu gibi şeylerde aftır diyoruz. Bundan sonra yaslanarak uyumak. Yatarak, yaslanarak iyice bir gevşeme hali olacak şekilde yaslanarak yatarsa, uyursa, yaslanırsa bu uykular misketi, insanın bedenindeki kendini tutma halini kaybettiği için abdesti bozar diyoruz. Şimdi galebe. El galebetu alel akli bil igma vel cunun. Baygınlık ve delirmek ile akla galip gelinirse, yani akıl burada mağlup olursa baygınlık sebebiyle ve delirmek sebebiyle akıl giderse bu durumda da ne oluyor? Abdest bozuluyor. Lenu fevkan nevmi mustacan. Fistirkaihi. Filistirkai. Yani vücudun gevşemesi hususunda uykudan daha ileridedir bu. Çünkü insan tamamen kendini bırakıyor. Bayıldığı zaman. El iğma hadesun fil ahvali külliha. Bütün her halde, evet, yani ayakta olsun, oturarak olsun, rükû haline, secdede olsun, bayılmak her halde nedir? Hadestir, abdest bozar. Ve vel kıyas fil nevmi. Bu zaten uykuda, uyku halinde kaydiydi, yani gevşeme durumu olduğu için abdesti bozuyordu. İlla enna arafına bil eser. Ancak biz bayılma meselesini bozduğunu hadis-i şerifle bildik. Evet. Vel iğma'u baygınlık fevkahu uykudan daha üstedir. Dolayısıyla fela yukâsu aleyhi. İlla enna arafnâhu, yani uyku meselesinde bil eser. Eserle bildik. Uykunun abdesti bozduğu hakkında hadis-i şerif vardı. Onu geride söylüyor. Çünkü uyku halinde insan tamamen gevşiyor. O dayanarak uyumak meselesinde o hadis-i şerif zikredilmişti. Evet. Biz ise la vudu limen ala men name kaymen ev kayden ev raken ev saciden innemel vudu ala men namen muzdacıyan. Evet.
Demek ki secde halinde, ayakta, kıyamda, secde halinde uyursa o pozmuyor. Çünkü o zaman insan kendini tutar. Ama uykuya yatarak, yaslanarak uyursa o zaman mafsallar genişlediği için abdesti bozar diyor. Bu hadis-i şerif vardı. Şimdi bu eserle bellidir. Veliyumma fevka, bayılmak bundan daha üsttedir. Dolayısıyla fela yukası aleyhi, buna kıyas edilmez. Yani dayandığı zaman uykum dayanmadığı zaman, yaslanmadığı zaman secdelerindeki uyku bozmuyorsa, secde, sünnet üzere olan secde abdesti bozmuyorsa, o zaman bayılmak da secdelerinde olursa bozmaz denemez. Çünkü uyku hali baygınlığa göre daha düşükte kalıyor. Baygınlıkta tamam insan kendinden geçiyor. Dolayısıyla orada secde halinde de kalsa, bayılsa fark etmez, abdesti bozulur. Vel kahkahatu fi külli salatin zati rükûn ve sucûdin. Rükûsu ve secdesi olan namazlarda kahkaha, gülmek. Kahkaha. Kahkaha nedir? Kişinin kendisinin ve yanında kişilerin duyduğu gülme sesidir. Vel kıyasu enna la tenkudu. Kıyasa bakarsak necaset çıkmıyor. Abdesti bozmaması lazım. Böyle kavlu Şafii rahmetullah. Bu İmam Şafii'nin sözüdür. Ona göre abdesti bozmaz. Lenu lese bi harici necisin. Necasetin çıkması değildir. Bu durumda güldüğü zaman insan necaset çıkmıyor. Öyle azal lem yekun hadesen fi salatil cenazeti ve secdeti tilaveti. Cenaze namazında, tilavet secdesinde abdest bozmuyor. Kalka. Harici salat namazın dışında da kalka abdesti bozmaz. Ve lena bizim delilimiz kavlu aleyhisselam ela men dahike minkum kahkahaten vel yuhedil vudu'e ve salatı cemiyan. Dikkat edin. Bu hadis-i müsnettir. Bazen de mürseldir. Bu rivayetle ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sizden kim namazda gülerse, kahkaha atarsa hem namazını abdestini iade etsin. Bir de diyor Hanefi mezhebine akılcı işte. Bak hadis-i şerif. Halbuki İmam Şafii burada kıyasa gidiyor. Yani necaset çıkmıyor. Necaset çıkmadığı için bozulmaz diyor. Ama bak hakkında eser var. O işte mürsel hadisleri kabul etmiyormuş. Yani bu hususta fıkıhta o onun bir görüşü herhalde. Mürsel hadisleri itibara almıyorlar. Bazen alıyorlar, bazen almıyorlar. Onları kendi tercihidir. Biz mürsel olsun, müsned olsun hadis-i şerifleri değerlendiriyoruz. Ona göre fıkı bina etmişler. Büyüklerimiz, meşayihimiz, ulemamız bunu böyle tayin etmiştir. Hanefi mezhebinin usulü Kur'an'a, sünnete, ashab-ı kiramın sözüne bakar. Ondan sonra iş tabiine kalırsa orada diyor İmam Azam'ımız ben de işte ederim diyor. Evet. Ve biz bir misliği yutrakül kıyas. İşte böyle bu gibi bir rivayetle mürsel olsun, müsned olsun bununla kıyas terk edilir. Vel eseru bu rivayet verede fi salatin mutlakatin. Mutlak kamil bir namaz hakkında geldi. Fe yuktasaru aleyha o namaz hakkında kasredilir, oraya ait bırakılır. Yani rükûsu secdesi olan bildiğimiz namaz. Cenaze namazında ve tilavet secdesinde böyle değil. Orada bozulmaz. Vel kahkahatu kahkaha nedir? Ma yekûnü mesmûhan lehu veli cirânihi. Kendisinin ve yanındaki kişinin duyduğu sesle gülmektir. Ve dahkü dahk ise ma yekûnü mesmûhan lehu düne cirânihi. Kendisinin işittiği sesle, yanındakinin duyması değil. Yandaki duyamayacak kadar kendisini sadece duyacak sesle gülmesi dahk oluyor. Evet. Bir de tebessüm var. Tebessüm zaten hiç bozulmaz. Neden? Çünkü tebessümde sadece dişleri böyle sırıtıyorsun. Yüzünde bir tebessüm hali görülüyor. Orada ses yok. Demek ki kendi içinde bir kıpırdanma olduğu zaman o ses sadece kendini duyuyorsa, o kadar kalıyorsa o evet ne oluyor? Abdesti bozmuyor. Evet. Ancak kahkaha olursa bozuyor. Evet. Demek ki dık abdesti bozmuyor. Ne yapıyor? Ve ala makile denilene binaen. Demek ki dık neymiş? Kişinin kendi duyduğu kadar olan gülmedir. Yufsidü salate dûnel budu. Abdesti bozmaz ama namazı bozar. Evet. Kâle musanif dedi. Ve dâbetü tahrucu minet dübür. Evet. Dübürden çıkan kurtçuk nakıdatun abdesti bozar. Fein haracet min re'sil cürh yaranın tepesine çıksa ev sakatel lahmu et düşse bedende bir et düşse yaranı kabuğu düşse ama üzerine kan yok böyle olsa la tenkuzu bozmaz. Vel murad bit dabbeti kurçuktan murad et düdetun. Dabbeden murad burada küçük kurçuktur. Haza bu niçin bozmuyor? Lenden necese maaleyha lenden necese maaleyha üzerinde olan necaset var ya üzerinde bulunan yaşlık ve zelike kalilun
Demek ki yaradan çıkınca bozmuyor. Ama dübürden çıkarsa bozar. Bu işte üzerine bulunan ıslaklık kalilun ve hu hadesun fissebileyn. İki yoldan birinden çıkarsa o hadestir. Hapsi bozar. Düğüne garima, iki yolun garisinde bedende bulunan bir yaradan çıkarsa bozmuyor. Çünkü o çıktığı yer necaset mahalli değildir. Feşbel yusa'e vel fusa'e. Geğirmek ve yerlenmeye benzedi. Geğirmek ağızdan çıktığı için abdesti bozmaz. Yerlenmek makattan çıktığı için abdesti bozar. Bir hilaf-ı rihil hariceti min kubulül mer'eti ve zekeri recul. Erkeğin ve kadının ön yoluna çıkan esinti, yel, o aslında yel değildir. Belli bir hastalıktandır veya bir soğuklamadan dolayıdır. O abdesti bozmaz. Lenna la tenba'su an mahallin necaset. Çünkü o necaset mahallinden kaynaklanmıyor. Hatta lev kânetil meretu mufdâteten kadın ön ve arka yolu bitişik olan hastalık olur mesela kadında. Ön ve arka yolu birleşmiş bir vaziyette ise yüstehabbu lehel vudu ve yerlendiği zaman onun abdest alması müstehaptır. İhtiyaten alması lazım. Nil ihtimali hurucuha minet dübür. Çünkü o yerlenmenin arka yoldan çıkma ihtimali vardır. Evet. Fe'in kuşuret niftatun. Bir yara kaşınsa, kabuk balası yani, teşilse böyle, fesale minha maun, ondan su aksa, ev sadidun irin, ev gayru ya başka bir şey aksa, insal an re'sil curhi, yaranın tepesinden ayrılıp akarsa, nakaza bozulur. Ve elem yesil, akmayıp orada kalırsa, la ten yankuzu, abdesti bozmaz. Fakale Züfer, İmam Züfer Ramazan diyor ki, yankudu fil veçeyin, yaranın üstüne çıkınca ister aksın ister akmasın o bozar. Ona göre çıkış oldu. Bize göre çıkış olmak yetmiyor çünkü çıkış olması için seyalan şart koşuyoruz. Akıcı olması lazım. Yara mesela çizildi. Bedenin çizildi. Orada bir kızarıklık belirdi. O kızarıklık çizgi yaranın ağzındadır. Kenarlarına taşmadıktan sonra intikal olmayınca ne olmaz? Kuruş tahakkuk etmez. Seyalan tahakkuk etmez. Kale Şafii la yankudu fil veçeyin. İmam Şafii göre zaten aksır akmasa da bozmaz. Ve bu mes'eletül harici min gayri sebil. Ona göre iki yolun haricinde gayriye de çıkan şeyler abdesti bozmuyordu. Yani İmam Şafii göre sadece ön ve arka yoldan çıkan şeyler bozar. O yüzden onlara göre kan abdesti, başka yerden çıkan kan abdesti bozmuyor. Mail olarak da arkadaşlardan gelirse bakacağız. Evet. Ve hazil cümletü necasetun. Bu saydığımız şeyler necasettir. Lenet deme yendaccu feyasıvru kayhan. Mesela ne saydığı yerde? Su dedi, sadit dedi, diğer irin gibi şeyler. Bunlar aslında temeli hepsi necasettir. Lenet deme yendaccu böyle bozulur, kızarır, kararır. Feyasıvru kayhan. İrin olur. Yani ısınmakla, pişmekle, zaman geçmekle irin olur. Sümme yezdadu nazcen, sonra onun sertliği, kaynaşması devam eder. Bu sefer kayh, irin olur. Evet. Sümme yezdadu nazcen, feyasuru sadiden sonra sarısı olur. Evet. Sümme yezdurmağın sonra incesi olur. Hazeza kaşaraha fekaracı binefsi. Bu durumda adam kendisi kaşıdı onu ve kendi kendine aktı. Meza asaraha sıksa fekharece bi asrihi sıkmasıyla oradan çıksa, zorla çıksa yani demek istiyor. La yankudu bozmaz diyor ama buraya bütün şarihler itiraz ediyor. Neden? Çünkü bozar. Çünkü zaten burada çıkış oluyor. Belin naklu li kevnihi haricen necisen ve zâlisiye tahakkukun mal ihraç. İhraç da olsa, hariç de olsa fark etmez. Necaset çıkmıştır. Bu ibare itiraz ediliyor şarihler. Dolayısıyla fetvada nedir? Necaset çıkınca ister kendisi çıksın, isterse çıkarılsın. Fark etmez. Çıkış olmuştur. Le'nun muhracun velesi bi haricin diyor. Burada onu almış. Yani muhraç çıkartılmıştır. Kendisi çıkmış değildir diyor. Vallahi alem demiş ama tabii ki artık sonra gelen ulema burayı tahkik ederek ne diyorlar? La tesire bi yezharu lil ihraci ve ademi fi hazel hüküm. Bu hükümde ihraç veya ihracın olması olmaması tesir etmiyor. Velin nakdu bilakis bozulur. Likevni haricen necizen.
Özellikle takım mal ihraç. Kemal takım mal ademi. İhraç olsa da bu iş oluyor, olmasa da bu iş oluyor. Dolayısıyla neticede yaradan bir şey çıkmış olduğu için abdest bozuluyor. Faslı fil gusül, gusül hakkında bir bölüm. Ve fardul guslü, guslün farzı. El mazmazatu ve istinşaku ve gaslu sairil beden. Ağza su vermek, mazmaza. Ağza su vermek, istinşak, burnu su vermek. Ve gaslu sairil beden, bedenin bütün diğer derinin üzerini yıkamak. Ve indi Şafii rahmetullah, huma sünnetani fihi. Ağza ve burna su vermek, mazmaza ve istinşak Şafii'ye göre sünnettir fihi usulde. Likavli aleyhisselam, aşrun minel fıtratı, ey minel sünneti. 10 şey var ki onlar sünnettendir diyor hadis-i şerif. Ve zekere minha el mazmaza ve istinşak. O hadis-i şerifte, o rivayette mazmaza ve istinşak sayılıyor. İşte orada saçların ortadan yarılması, tırnakların kesilmesi, bıyığın kısaltılması, işte sünnet olmak gibi şeyler sayılıyor. Orada işte demek ki ağza ve su, burna su vermek sünnetten sayılıyor. Bu hadis-i şerif alıyor. Bu rivayeti alıyor. Velâzâ kâne sünnetini fil vudu. Bu yüzden diyor abdestte bu ikisini yıkamak sünnettir. Bize göre de öyledir yani. Bize burada çak biraz değindirmiş oldu. Cevap velâna bizim cevabımız, delilimiz kavlu teâlâ şu ayet-i kerimedir. Estağfirullah. İn küntüm cünüben fettahherû ve in küntüm cünüben fettahherû. Eğer cünüb olduysanız fettahherû. İftial babından böyle şey, evet, tekellüf, tefaül babından fettahheru ziyadesiyle pak olun. Ve emrun bi tetahhiri cemil beden. İşte bu tetahhur ne oluyor? Bedenin tamamının yıkanmasıyla olan bir emirdir. İlla ne ma yetaadderu isarul ma ileyhi. Ancak suyun ulaştırılması zor olan şeyler, mesela gözün içini yıkamak, bu ayetten çıkarılmaz. Niye? Evet, orada haracun an, evet, haricun. İlla enne ma yetaadderu İsa'l mâ'i ilehi, ancak suyun kendisine ulaştırılmasında özür olan şeyler, haricun anin nasli, nasın ibaresinden, hükmünden hariçtir. Çünkü orada güçlük vardır. Dinimizde güçlük kaldırmıştır. Pekilahül vudu, abdest böyle değil. Abdeste ne oluyor? Ağız ve buruna su vermek, lennel vacibe fihi, zira abdeste lazım olan şey, gaslül veçi, gerekli olan şey, yıkanması lazım gelen şey yerine de yüzdür. Asıl orada yüzü yıkan diyor Cenab-ı Hak. Vel muvacetu yüzleşmek fihma ağız ve burunla münadimun. Burun ve ağzın içiyle münadimun. Yoktur. Çünkü buruna içine su vermek, ağzın içine su vermek abdestte sünneti. Neden? Çünkü orada vecih geçiyor ayette. Vucuhekum. Fagsilu vucuhekum. Yüzlerinizi yıkayın. Yüz nedir? Muvace, yüzleştirilen. Karşı karşıya geldiğimiz yer. Karşı karşıya geldiğimiz zaman insan ağzının içine bakmıyoruz. Değil mi? Vesikalık fotoğraf çekildiği zaman ne yapılıyor? İnsan böyle düzgün duracak. Yüzünün hatları lazım. Muvace, veci odur. Dolayısıyla orada farz olan şey yüzün yıkanmasıdır. Ağzın burun için yıkanması nedir? Sünnettir. Gusülde ise ihtiyat var. İhtiyaten ayet-i kerime tamamını yıkayın diyor. Değil mi? Mesela insan ağzına oruçluyken su alsa oruç bozulur mu? Bozulmuyor. Niye? Demek ki ağzın içi demek ki vücudun dışı. Öyle değil mi? Dolayısıyla ağzı almakla, yiyecek maddesini, suyu almakla oruç bozulmuyorsa demek ki ağzın içi, burun içi dıştır. O halde tamamen temizlenin ayetine göre bedenin tamamı temizlenen zaman burun ve ağzın içi de yıkanacak. Peki onun getirdiği rivayette sünnettir diyor. El murad bima rava rivayeti şey, den murad haletul hades. Abdestsizlik halidir. Bir delil kavli aleyhisselam innehuma farzani fil cenabeti. Bak hadisinin devamında ne var? İnnehuma, bu ağza burnu su vermek, farzani fil cenabeti, cünüplükte farzdır. Sünnetani fil vudu, abdestte sünnettir. İşte Tarih Kutlu'nda bir rivayet var. Emre Resulullah aleyhisselam bilistin şakı minel cenabeti selasen diyor. Bunu almış oraya. Evet. Dolayısıyla gusülde ağzı, buruna su al vermek Efendimiz Aleyhisselam bizzat emriyle sabit olmuştur. Evet. Ve sünnetuhu, guslün sünnetleri. En yebde'el mu'tesilu, yıkanan kişinin başlamasıdır yedehi. Feyasile yedehi.
yakana kişi yıkamaya başlarken feyasır yedeyi, ellerini yıkar ve ferciu avret mahallini yıkar. Ve yüzü ile necaseten inkânet ala bedeni. Bedeninde bir pislik varsa bilhassa avret mahallinde onu giderir. Zaten insan çürüm olduğu zaman ne yapması lazım? Mutlaka halaya gidip idrar dökülmesi lazım. Bedeninde bir necaset varsa onu temizlemesi lazım. Sümme yetevaddavu vudu'ehu risalati. Sonra abdest alıyor. Nasıl bir abdest? Namazdaki gibi bir abdest alacak. Sanki namaz kılacakmış gibi bir abdest alır. İlla riclehi. Ancak ayakları hariç. Neden? Çünkü o zaman da leğen içinde yıkanılıyordu. Leğen içine yıkandığın su aktığı için, su ayaklarını örttüğü için, kullanmış su ayakları örtüyor. Dolayısıyla ayakları yıkamanın orada bir manası kalmaz. Ayakları söyleyecek, çıkarken yıkayacak. Sümme yufidul ma'a ala re'si. Önce başını aşağı su döker. Vesaire cesedi. Sonra bedenin diğer taraflarına selasen üçer kere. Sümme yetenha. Uzaklaşır. Sonra an zalikel mekan. O mekandan ayrılır. Feyyâsilu riclihi. Ayaklarını yıkar. Hâkezâ haket meymûnetu radıyallahu anha. Validemiz bu şekilde hikayette anlattı. Neyi? İktisâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkanmasını böyle olduğunu beyan etti. Tabi burada bir tafsilat var. Önce başından döker, sonra sağ omuzundan 3 kere, sonra sol omuzundan 3 kere. Böylece bütün beden yıkanmış olur. Göbek deliğinin yıkanması lazım. Elle ovuşturması lazım. Kadınların kulak deliklerinin, küpelerin, yüzüklerin hareket ettirilmesi lazım. Suyun girmesi gereken yerlere sokulması lazım. Benim ayak kırık gazler izliye işte ayaklarını yıkanmasını geri bırakır dedi oradan için. Leğen ne olmaz çünkü ayaklar fe müstankal mail müstamel. Leğen içinde bir kapalı bir yerde yıkandığı için ayaklar kullanılmış olan suyun biriktiği yeridir. Fe la yufidul gaslu orada yıkamak bir şey ifade etmez. Çıktığı zaman yıkacak. Hatta levkane ala levhin levh ve hacerin levhanın üzerinde bir taşın üzerinde olsa yüksek bir yerde olsa su birikmiyorsa la yuakhiru ayakları yıkamayı tehir etmez. Burada bir de başa mesletmek lazım. Namaz kılınacak çünkü bu abdestle. Bu kusurla biliyorsunuz namaz kılınır. Evet. Dolayısıyla başa da mesletersek itirafsız şekilde tam bir taharet olmuş olur. Evet. Ve innema yebdeu bi izaletin necasetil hakikiyeti. Üzerinde bulunan hakiki necasetleri gidermekle başlar dedik. Niçin ki la tezdade bi isabetil ma suyun ona isabet etmesiyle pislik artar, her tarafa yayılır. Dolayısıyla önce pisliği götürecek. وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ اَنْ تَنْكُدَ زَفَائِرَهَا فِي الْغُسْلِ Gusülde kadının saç örgülerini açması gerekmez. اِذَا بَلَغَ الْمَا اُسُولَ الشَّعْرِ Su saçının diplerine vuruyorsa, geliyorsa örgüleri açması gerekmez. لِكَوْلِهِ عَلَيْسَ مَسَلَى لِيُوْ مِسَلَى مَتَرَ عَلَى عَنْهَا Efendimiz Aleyhisselam'ın annemiz saçının diplerine suyun ulaşması sana kâfi değil mi? Yeter. Saçının dibine su ulaşıyorsa bir daha o saç örgülerini açman gerekmez. Veleyse aleyha bellü zevâibihâ saçların örgülerini ıslatması gerekmez. Söz sahih. Nili mâ fî minel harac. Çünkü onu her daim açıp örmesinde zorluk vardır. Tabi bi hilâfî lihiyeti sakal böyle değil. Sakal لَنُّ لَا خَرَجَ فِي اِسَا لِلْمَاءِ اِلَى اَسْنَائِهَا Sakalın tiplerine suyu ulaştırmak kusülde zor değildir. Neden? Çünkü zaten su bolca aktığı zaman sakalın tiplerine de geliyor. Erkekler hakkında bir şey söyleyelim. Erkeklerin saçı uzunsa, örgülüyse tabii ki onlar için bu doğru değil. Uzatmış. Onların saçını, örgüsünü açması lazım. Çünkü onun saçı uzatması makbul bir şey değildi. Erkeğin sakalı onun ziynetidir, kadının saçı ziynetidir. Dolayısıyla kadının saç örgülerini açması gerekmiyor, dibine suyu ulaştırması yetiyor. Erkeğin ise böyle bir durumda saç örgüleri açması lazım, saçları tamamen yıkaması lazım. Namaz kılarken de, secde ederken de saçın hepsinin secde etmesi için de saçların topuz gibi bağlanmaması lazımdır. Onu da bilmek lazım. Bu incelikleri de bilelim. İşte tırnak altlarına, işte üstünde başında bir yapışkan bir şey varsa onları giderilmesi lazım. Suyun bütün bedeni üzerinde kuru yer kalmayacak şekilde bedenin yıkanması lazım. İnşallah bundan sonra kuruslu gerektiren şeylere devam edeceğiz. Böyle perşembe günleri Hidayet dersinden okumaya devam edeceğiz inşallah. Şimdi bir ara verelim. Biraz sonra Molla Cami dersimize devam edeceğiz.